Şimdi tabii burada göze perde gelmesinden üstad bahsediyor. Gözüne perde gelen hasta. Bunu genelde biz hep şeyde mantığıyla baktık. Herkes böyle yaklaştı. Bir bakış açısı o da. Hani görme engellilik açısından bakıyoruz genelde buna. Şimdi burada benim devamında üstadın hani öyle bir durum olur ki 100.000 şükür Rabbi Rahim'ime dersin diyor. Yani manevi bir göz olduğunu bilsen diyor. Ehli imanın gözüne gelen perde aslında göze gelen perde, az önce İsa hocamın da vurguladığı bir şey vardı. Göze perde geldiği zaman, göz görmediği zaman, zihin çok fazla farklı objeler veyahut da nesneler görmediği zaman, belli bir yere odaklanma noktasında maddi olarak baktığımız zaman tabii ki daha sistematik bakabiliyor. Daha işte efendim hani gözleri az görenlerin çok daha zeki oldukları veyahut da çok daha çok fazla şeyi hafızalarında tutmaları gibi bir nimet söz konusu. Bunun dışında şöyle bir şeyle de karşı karşıyayız. Göz her şey gözle görülen bir hasır değildir yani. Göz her şeyi görmez manasında bize bir ifade aslında burada çıkıyor. Peki nereye götürüyor bizi? Ben biraz da Risale'nin değişik yerlerinde de aslında bunu harmanlayarak gitmek gerektiğini düşünüyorum. Manayı ismi ve manayı harfi meselesi direkt aklıma geliyor. Sadece gözle bakarak insanın bir takım şeylerin künhüne vakıf olması çok mümkün değildir tarzında bize bir şey öğretiliyor. Esas efendim manayı harfi olan işin arka planını görebilmek, işin arka planına nüfuz edebilmek. Göz ile nazarın perdenin arkasına geçerek perdenin arkasındakini görebilmesini sağlama noktasında bir çaba içerisine girmesi bize aslında burada öğretiliyor veyahut da bize anlatılıyor. Ben onu görüyorum. Tabii Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde de az önce İshak Hoca'nın da değindiği bir takım ayetleri vardı. Bu tarz bir bakış açısını aslında Risale-i Nur'un genel perspektifinden baktığımız zaman üstadın bütün hadiselere bakarken Kur'an perspektifinden bakmasını genel anlam itibariyle müsbet hareket olarak değerlendiriyoruz. Fakat burada şöyle bir şey var. Yani bu müsbet hareket artı manayı ismi, manayı harfi, işin işte mülk, melekut boyutları gibi bir takım şeyler üzerinde düşündüğümüz zaman burada Kur'an-ı Kerim'deki hikmet meselesi çok önemli gerçekten. Yani فَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de geçen. Ki Üstad burayı zaten bağlarken en sonda işte orada Kur'an-ı Hakim ifadesiyle bitirmesi çok enteresandır. Yani göz hekimi diyor, işte o göz de seni baktıracak göz hekimi Kur'an-ı Hakim'dir. Hakim ifadesi biliyorsunuz yani hakim ya da hakim tarzında ifade ediliyor Risale-i Nur'da. Hakim hükmetme anlamında ama hakim dendiği zaman Kur'an'ın hikmet boyutuna vurgu yapan bir şeyi gözümüzün önüne sermesi burada bizi yönlendirdiği boyut itibariyle eşyanın aslında melekut boyutuna veya eşyanın manayı harfi boyutuna bizim eğilmemiz gerektiği noktasında bizi yönlendiren bir anlayış var burada aslında. Dolayısıyla Kur'an'daki o ifade çerçevesinde yani kim ki bu tarzda bir bakış açısı varsa yani dünyevi bakış açısından vazgeçip veyahut da o gözü sadece dünyada görmüş olduğu bir takım eserlerin, Cenab-ı Hakk'ın eserlerinin veya hadiselerin o görünen yüzünden geçerek arka boyutuna nüfuz etmeye başladığı anda aslında görmeye başladığını ifade ediyor burada. Yine az önce işte mesela işin diğer boyutuna da bakıyoruz. Evet, göz zahiren perde çekilip hakiki manada hani bizim bildiğimiz maddi manada görmez duruma gelmesi bir anlamda insan için elbette hani dezavantajlı bir durumdur. Yani engellilik durumudur. Fakat öbür tarafta işte az önce İshak Hocam da bunu yine Kur'an-ı Kerim'e belki tefsir bakış açısıyla baktı ama ben din eğitimi bakış açısıyla değerlendirdiğimiz zaman asa en tekrehu şeyen ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum ifadesi. Yani bir takım şeyler var ki bakış daha doğrusu görüntü itibariyle, oluş biçimi itibariyle biz onu belki hakkımızda şer olarak görebiliyoruz. Gözün önüne perde gelerek bir takım şeyleri göremez hale gelmesi aslında bu dünyada veyahut da kainatta yaratılmış olan bir takım sanat eserlerinin Cenab-ı Hakk'ın o masnuatının tamamen görülebilmesi noktasında insanın biraz daha enfüse yönelip bunun üzerinde derinleşmesi, tefekkür boyutunu derinleştirmesi noktasında kişiye bir avantaj olarak geri dönebileceğini düşünüyorum. Yani burada üstadın aslında biraz da bizi o yöne doğru yönlendirdiğini görmek mümkün. Bir de bu hikmet boyutu tabii az önce dediğimiz gibi yani sadece göze münhasır değil veyahut da sadece bizdeki duyuların bize verilmiş olmasıyla bu elde edilecek bir durum değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kafirlerden bahsederken hemen Bakara suresinin işte başlarında hemen ikinci sayfada geçen
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. Yani düşünün, orada insanların gözlerine, kalplerine, ondan sonra ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. Bakın, kulağın duyduğu doğru bir duyum olması lazım ve bizi doğru yere götürmesi lazım. Gözün gördüğünün doğru bir şey olması gerektiğini ve bizi oraya götürmesi gerektiğini, kalbin de hissettiğinin veya bağlandığı şeylerin doğru olması gerektiği noktasında bize bir aslında şey var burada. Bir ipucu var aslında burada. Buradan nereden oraya gidiyoruz? Evet, göz zahiren bizde vardır. Fakat bu göz olması gerektiği şekliyle kullanılmadığı zaman doğru bir şekilde görmüyor demektir. Bakın burada, evet bir mümin diyor gözüne perde çekilse ve gözü kapalı kabre girse, derecesine göre ehli kuburdan çok ziyade o alemi nuru, o alemi nuru temaşa edebilir. Bu, bakın, mümin kabre girdiğinde, o yani ruh cesetten ayrıldıktan sonra dünyadan başka bir dünyaya gittiğinde bu halde. Ruh ile ceset beraber davranırken ve o göz manevi boyutunun yanında maddi boyutla birlikte kendisindeyken onu doğru kullanma durumunda, olmaması durumunu nazar itibara vererek olması durumunda hakiki manada kullanılmasının nasıl bir avantaja dönüşeceğini aslında burada size ifade ediyor. Bir de burada yine amellerin aslında, hani insanların bir görme duyusu, evet olabilir, görme duyumuz var. Tabii olabilir derken bunu küçümseme anlamında değil, elhamdülillah. Hepimize Cenab-ı Hak bu tarz bir duyuyu vermiştir. Amellerin, üstadın hani ifade ettiği gibi amel-i salih noktasında baktığımız zaman kesretinden ziyade onların hani kemiyetinden ziyade keyfiyetine bakan boyutu var. Ameller. İnsanın nüfuz ederek onu anladığı ve Cenab-ı Hakk'ın muradı doğrultusunda değerlendirdiği, kalbiyle, gözüyle, kulağıyla bunu anlayabildiği ölçüde bir kıymetinin olduğunu bize ifade ediyor aslında. Burada da buraya aslında bunu onunla kıyas yaparak baktığımız zaman göz aynı şekilde, bakın. Göz aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın sanat eserlerini temaşa ettiği zaman, Cenab-ı Hakk'ın dünyada koymuş olduğu o hikmet perdesinin arkasında gizlenmiş olan o melekut alemine nüfuz ettiğimiz ölçüde, manayı harfiyle bir takım eşyanın hakikatine nüfuz ettiğimiz ölçüde bir değer kazandığını, bize değer kazandırdığını aslında söylüyor. Eğer mevcut olan göz, mevcut bizde gören ve sağlam olan bir göz bunu sağlamıyorsa, bu aslında bizim için bir yüktür. Eğer bunu sağlıyorsa bu bizim için çok büyük avantajdır. Eğer bu gözün kaybolması suretiyle enfüse dönerek bunları kazanmak gibi bir şeye sahip oluyorsak, işte o zaman burada üstadın göze perde gelmesini bir engellilik olarak görüp o engel çerçevesinde bu gözün o şekilde bize bir değer kazandırdığını ifade ediyor üstad. Tabi burada hani insanın bunları elde etmesi noktasında bir yol takip etmesi gerektiğini üstad son parça söylüyor. Böyle gayet nurlu ve toprak altındayken göklerin üstündeki cenneti görecek ve seyredecek bir gözü ne yapacaksın diyor. Bu gözündeki perde altında şükür ile sabır ile bulabilirsin. Şükür ve sabır ile bulabilirsin. Bir şeyi elde etmenin yolu onun neticesinin gelmesi için beklemektir. Tabii bunlar Risale-i Nur çerçevesinde bizim baktığımız zaman sabırla birlikte, yani insanın o şükrü elde etmesi, sabır ve şükür beraber aslında ruha ve nefse bir anlamda terbiye veren unsurlardır. Frenleyen, doğru düşünme, doğru hareket etme, iradeyi doğru kullanma, nefse doğru yön verme noktasında bizi frenleyen şeylerdir. Daha doğrusu frenlerken yeri geldiğinde onun hikmeti üzerine düşünerek doğru bir şekilde iradeyi kullanmayı öğreten unsurlardır. Bu işin tabii Risale-i Nur'daki bu geçen kısmı ile ilgili boyutu, din eğitimiyle ilgili boyuta baktığımız zaman peki ne yapmak gerekiyor? Bu noktada tabii hani bu görme engellilerle ilgili, özellikle hani gerçekten bu maddi anlamdaki görme engellilerle ilgili yapılacak çok fazla şeyler var. Özellikle mesela şu anda Braille alfabesi dediğimiz bir alfabe var ve bunun üzerinden hakikaten Kur'an-ı Kerim'i öğrenme noktasında çok mesafe kat etmiş insanlar var. Bu noktada tabii Braille alfabesini verebilecek özel eğitime muhtaç, yine tabii bu özel eğitimin yine bu engelliler kısmına zikrettiğimiz zaman, özellikle görme engellileri boyutuna baktığımız zaman bu noktada bu işte derinleşmiş olan, pedagojik boyutu gelişmiş olan öğretmenlerin yetiştirilmesi, yine görme engelli vatandaşlara eğitim vermek için istek ve yeteneği olanlar arasından bunların belirlenmesi hakikaten önemli. Bu çerçevede tabii dünya genelinde
hani biraz kaynaklara baktığımız zaman, alanla ilgili kaynaklara baktığımız zaman, bu engellerle ilgili kaynaklarda özellikle görme boyutuna baktığımız zaman bunlarda uygulanan metotların çok ciddi anlamda incelenmesi gerekiyor. Çünkü bu insanlar elbette üstadın dediği manada bu onlara bir derunilik, bir enfüsi bakış açısı, belki enfüstekini daha önce görebilen ve gözüne perde gelen insan önceden görmüş olduğu o manzaralar üzerinde dikkatini dağıtan herhangi bir unsur olmadığı için onun üzerinde çok rahat düşünebilme imkanı elde edecektir. Bu modellerin bütün bunlarda uygulanabilme yollarının aranması, bir de bunlarla ilgili gerçekten materyallerin hazırlanması, yine Türkçe'de olan şey gibi zaten şu an Arapça'da da Braille alfabesi dediğimiz şey geliştirildi ve şu an hakikaten kullanılıyor ve Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde okuyorlar. Bir de bu görme engellilerin hem bilgi düzeyinde yani bilişsel boyutta hem sosyal boyutta hem fiziksel açıdan bunların gelişim ve eğitimleri, ibadet ortamlarına gittikleri zaman bu ibadet ortamlarına gidiş geliş noktasında bunlara kolaylık sağlanması, yine görme engellilerin eğitiminde onlar öğrenci olduğu zaman öğreticilerin bunlarla iletişim noktasında bunların dünyalarına girebilmeleri, bir de bu kabartma yazılar dediğimiz belki bir dilden biraz daha farklı olarak bunların da öğretilmesi konusunda eğiticilerin belli bir şeyden geçmesi gerekiyor. Yani eğiticilerin belli bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Bu ne yapacaktır? Bunların bakış açısını sağlamlaştıracaktır. Nihai olarak söyleyeceğimiz şey şu, toparlayarak söylüyorum. Burada bu şeyde, bu devada, 14. devada aslında gözün kaybolması veyahut da gözün göremez duruma gelmesi bizi hikmete doğru yönlendirmiş. Üstad, yani asıl görmenin aslında hikmetli bakış açısı olduğunu, asıl görmenin bir eşyanın melekut cihetini veyahut da manevi harfi boyutunu görmemiz olduğunu ifade ediyor ve sonunda da bu manevi boyutu elde etmek için insanın acele etmemesi gerektiğini, bir kendi haline şükretmesini, iki şükretmesi gerektiğini, ikincisi bu işte sabırla devam etmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim'in de o hakim boyutuyla ilişkilendirerek bize ifade ediyor. Haramlara karşı göze perde çekilmesini Allah insanlardan istiyor. Evet. 14. devadaki perde ile birlikte nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii haramlardan gözü çekmek zaten Allah'ın emri. Fakat ben bazen şöyle düşünüyorum, yani bunu soruyu şimdi duyunca hemen aklıma şu geliyor. Haramlardan evet gözü çekmek Allah'ın emri, fakat haramlardan gözü çekme noktasında göze perde inmesi Cenab-ı Hakk'ın insana fiili durum yapması gibi bir şey. Bununla aslında ikisi arasında şöyle bir bağlantı kurabilir miyiz bilmiyorum. Gözün görmesi gereken asıl şeylere odaklanması, yani hani sadece göz olmadı görmek için başka başka duygularımızın da aslında işin içerisine girerek görmemiz, sadece bakmak değil görmeyi de başarabilmemiz noktasında bir mesaj olarak görüyorum. Tabii Cenab-ı Hakk'ın bu insanın haramlara girmesi noktasında ve girmesi durumunda da karşılaşacağı akıbetle ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet, birçok şey var. Burada belki hani üstadın o gözün görmeyişinin, gözün aslında görmeyişi otomatikman harama karşı kapanıyor. O gözün görmeyişinin insana sağladığı avantajlar üzerinden baktığımız zaman belki öyle ilişkilendirebilir. Yoksa yani hani çok farklı şey biçimleri de belki kurulabilir. Benim aklıma gelen bunlar şu anda.